Aşağıdakilerden hangisinin çevreye verdiği zarar diğerlerine göre daha azdır? Taş kömürle çalışan santrallerin kurulması karbondioksit oranını arttırmakta ve çevreye daha fazla zarar vermektedir. Deniz ulaşımında tanker kazalarının meydana gelmesi yine petrol gibi bazı kimyasalların o alana yayılması ve bunun kirliliğinin daha fazla olarak temizlenmesinin de zor olması. Enerji üretiminde su gücünden yararlanılması yenilenebilir kaynaktır. Yenilenebilir kaynaklar e, çevreyi çok fazla kirletmez. Nükleer santrallerde radyoaktif sızıntılar uzun süreli olumsuzlukları beraberinde getirir. Orman arazisinin yerleşmeye açılması, ormanlık alanların tahribi, erozyon gibi doğal dengeyi bozma gibi birçok olumsuz özelliği beraberinde getirmektedir. Buna bağlı olarak da doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Hidroelektrik enerji akarsu üzerine kurulan barajlardan elde edilir. Eğim ve yağışın fazla olduğu bölgelerde hidroelektrik enerji potansiyeli yüksektir. Buna göre ülkelerinden hangilerinde hidroelektrik enerji potansiyeli daha yüksektir? Özellikle Avrupa ülkeleri arasında en fazla Norveç'te görmekteyiz. Bunun yanında bu ülkeler arasında Türkiye'de yine Rusya gibi ülkelerden sonra önemli bir yer alıyor. Bunun yanında Avustralya çöllük ya da çöl alanlarından meydana geliyor. Bangladeş yine bu tür potansiyeli yüksek olan bir ülke değil. Türkiye ve Norveç burada daha yüksek diyebiliriz. Dağlık alanlar, genç oluşumlu araziler burada etkili olmuş. 1 ve 4 yani B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdakilerden hangisi enerji kaynaklarının kullanımı ile ortaya çıkan çevre sorunlarından biri değildir? Termik santrallerin bulunduğu yerlerde asit yağışlarının olması etkili arkadaşlar. Özellikle zehirli gazların etrafa yayılması sonucu böyle bir durum oluşabiliyor. Lingitle çalışan santrallerin bulunduğu alanlarda karbon miktarının artması, karbondioksit oranının artması yine açığa karbon çıkmasıyla alakalı. Akarsu üzerine yapılan barajların biyoçeşitliği azaltması bu kısımda bakıldığında yine barajlardaki biyoçeşitliği azaltması yönüyle olumsuz bir etki. Enerji üretiminde organik atıkların kullanılması bu geri dönüşümle alakalı çevre sorunlarını azaltmada bir yöntem olabilir. Nükleer enerji üretiminde kullanılan suların akarsulara bırakılması kirliliği arttırmaktadır. Bu nedenle doğru cevabımız değişikli geri dönüşüm uygulamalarından biri ve çevreye verilen zararı aza indirgemek için yapılan çalışmalardan birisidir. Yukarıdaki kaynaklardan hangilerinin kullanımı sırasında çevreye verilen zarar daha azdır? Rüzgar, güneş, su. Jeotermal gibi kaynakların yenilenebilir olduğunu ve çevreye verdiği zararın az olduğunu biliyoruz. Bu nedenle birde yer alan rüzgar, 3'te yer alan güneş çevreye daha az zarar vermektedir. Taş kömürü ve petrol ise fosil yani termik santrallerde kullanılan yakıtlar aynı zamanda bunların çevreye verdiği zarar daha fazladır. Bu nedenle doğru cevabımızın 1 ve 3 yani B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangilerinde jeotermal enerji potansiyeli daha yüksektir? Verilen alanlar içerisinde özellikle volkanizmanın da etkin olduğu bazı yerler var. Örneğin 2 numarada yer alan İzlanda. Bunun yanında Endonezya, Malezya gibi ülkelerin bulunduğu 4 numara. Bu alanlarda aktif volkanların da bulunması, kırıklı yaygın olması, jeotermal enerji potansiyelinin daha yüksek olmasına sebep olmuştur. Bu nedenle doğru cevabımızın 2 ve 4 değişik olduğu söylenebilir. Aşağıdakilerden hangisi termik santrallerin çevreye verdiği olumsuz etkilerden biri değildir? Termik santrallerde fosil yakıtlar dediğimiz linyit, petrol, doğalgaz, taş kömürü kullanılmaktadır. Bunların atmosferdeki karbon oranını arttırdığını biliyoruz. Çünkü bunların yakılmasıyla birlikte enerji üretilirken karbondioksit açığa çıkıyor. Yanan kömürlerin yarattığı gaz ile asit yağmurları oluşabiliyor. Kullanım sırasında ortaya çıkan sıcak suların akarsulara boşaltılması yine e, buradaki santrallerde soğutma çalışmaları için kullanılan bu suların kirliliği arttırması anlamına geliyor. Atmosfere karışan gazların sera etkisi oluşturması yine olumsuzluklardan birisi. Radyoaktif atıkların artması demiş. Radyoaktif atıklar arkadaşlar nükleer bazı radyoaktif mineraller dediğimiz minerallerin toprağa ya da çevreye karışmasıyla oluşan bir duruma karşılık geliyor. Ki bunlar bakıldığında termik santrallerle alakalı değil. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Doğal kaynaklar sınırsız değildir. Kullanıldığı zaman bir gün mutlaka bitecektir. Bu yüzden doğal kaynakların tükenmemesi ve bizden sonraki nesillerin de kullanılması, kullanılması için en önemli enerji kaynaklarının kullanılması gerekir. Buna göre kaynaklarından hangilerinin kullanılması doğal kaynakların tükenmesini engeller. Jeotermal, hidrolik dediğimiz su gücünden elde edilen kaynaklar yenilenebilir kaynaklardır. Doğal gaz ve dinyet ise yenilenemeyen kaynaklar arasında bulunmakta ve ömürleri bulunmaktadır. Yani yer altında belli bir rezerv var. O rezerv bittiğinde artık bunları kullanamayacağız. O yüzden 2 ve 3'ün yenilenebilir kaynakların kullanılması bu tür durumlarda doğal kaynakların tükenmesini engelleyici özellik taşıyacaktır. Bu nedenle doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyelim. Aşağıda verilenlerden hangisi su kaynaklarının kirlenmesine ya da su ekosistemlerinin zarar görmesine neden olmaz? Jeotermal enerji üretiminden sonra ortaya çıkan sıcak suların akarsulara boşaltılması ki bu oradaki sıcaklığı ve dengeyi bozabilir arkadaşlar. Petrol taşıyan tanker gemilerinde meydana gelen kazalar sonucu petrolün denize dökülmesi ki temizlenmesi de oldukça zordur. Sanayi testlerinde üretimden sonra ortaya çıkan atıkların göle boşaltılması. Tarımsal verim arttırmak için kullanılan zirai ilaçların, kimyasal ilaçların yeraltı suyuna karışması yine su ekosistemlerine zarar vermektedir. Soğuk bölgelerde bulunan göl ve akarsuların yüzeyinin kış aylarında donması doğal bir süreçtir. Bu anlamda bunun zarar e, vermesi söz konusu olamaz. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Az gelişmiş ülkelerde doğal kaynaklar aşırı ve bilinçsiz kullanılırken gelişmiş ülkelerde sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı söz konusudur. Buna göre ülkelerinden hangilerinde sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı yaygındır? Bu ülkeler arasında arkadaşlar gelişmiş özelliğe sahip olan ülkeleri bulmak gerekiyor. Bunlar da Yeni Zelanda ve Japonya. Diğer ülkelere göre daha çok geliştikleri için bunları eledik ve doğru cevabımız 1 ve 2. Yani A şıkkı olarak değerlendirilebilir. Yukarıda verilen faaliyetlerden kaç tanesi yanlış arazi kullanımına örnek gösterilebilir? Sanayi kuruluşlarının kıyılardaki verimli ovalarda toplanması. Ki verimli ovaların kıyılardaki verimli ovaların tarım amaçlı kullanılması gerekirken sanayi kuruluşları orada oluyorsa bu yanlış arazi kullanımıdır. Yükseltinin fazla olduğu alanlarda kış sporlarının yapılması bu doğru bir kullanım yöntemidir. Meraların tarım alana dönüştürülmesi. Meralar hayvancılık için kullanılmalıdır. Tarım için kullanılıyorsa yanlış arazi kullanımıdır. Plato yüzeylerinde büyükbaş hayvancılığın yapılması burada herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Kurak bölgelerde nadas tarımı yönteminin yaygınlaştırılması ki nadas toprağın belli bir süre boş bırakılması. Bu da erozyonu arttırıyor, verimliliği düşürüyor uzun vadede. O yüzden olumsuz bir durumdur. Yani 3 tane oldu arkadaşlar. C şıkkı doğru cevabımız. Yeryüzünde kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde erozyon nedeniyle verimli topraklar yok olmaktadır. Buna göre haritada numaralandırılmış alanlardan hangilerinde toprak erozyonu daha fazladır? Verilen alanlar içerisinde kurak, yarı kurak özelliklere sahip olan yerleri bulmak gerekiyor. Şimdi iki, tropikal iklim. Burada yine yağışlı ve nemli bir iklim var. Ilıman okyanusal iklim bir numara. Nemli ve yağışlı bir iklim var. Ama 3 ve 4 için dikkate alındığında bu alanlarda 1 ve 2'ye göre daha kurak alanların oluştuğunu bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle doğru cevabımızın 3 ve 4, yani E şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Arazinin doğru ve etkili kullanılabilmesi için iklim, jeolojik ve jeomorfolojik yapı, tarihi doku unsurlarından hangilerine dikkat etmek gerekmektedir? İklim ki önemli bir faktör. Orada iklime uygun tercihlerin yapılması arazinin doğru kullanılmasında, etkili kullanılmasında oldukça önemli. Jeolojik yer yapısı, jeomorfolojik yer şekilleri, özellikleri Yine bunları da dikkate almak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü yer yapısına göre farklı ekonomik faaliyet fark. mesela kırıklı bir yapıya sahipse sıcak su kaynakları buna bağlı işte gelişen bazı özellikler. Jeomorfolojik oradaki yer şekilleri örneğin çok yüksek bir yerse, eğimli bir alansa kış turizmi olabilir. Tarihi doku da yine bunlardan birisidir. Yine orayı turizm amaçlı kullanmak adına etkili olabilir. O yüzden bunların hepsi yani E şıkkını doğru cevap olarak aldık.